Güzel görünüyor. Yemek birazdan hazır. Hadi ama ya, çok acıktık. Nerede kaldın? Ben başlıyorum. Vallahi ben de dayanamayacağım. Masa efsane gözüküyor ya. Canım, yardıma ihtiyacın var mı? Geliyorum bak. Yok yok. Şimdi hemen geliyorum. Teşekkürler Edacığım. İçecekleriniz hazır. Bunlara vereceksiniz. Hadi bakalım. Görelim marifetini. Ya, o kadar İtalyalara gittin değil mi? Bakalım neler öğrenmişsin. Aa, yapar o yapar. Beceriklidir Fatoş'um. Teşekkür ederim canım. Canım. Sen biraz onları idare et. Geliyor şimdi ana yemekler. Bak bakalım Can Bey'i beğenecek misin acaba? Bakalım bakalım. Bakalım Can Bey'in testinden geçecek mi bu içecek? Yani fena değil. Fena değil. Üf Can, sana da bir şey beğendiremiyoruz. Ellerine sağlık Fatoş'um, çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım. Fatoş sen bu işi biliyorsun ya. Kız İtalya sana yaramış ya. Sen ne kattın buna ya? Sırdır bu. Ben içinde sevgimi katıyorum, sevgimi. Aa, ben de istiyorum Fatoş'um. İşte yemek hazır. Oh be sonunda Oh. ya. Kız sen neler yaptın böyle? Ay yorduk seni de ya. Ne yorgunum canım. 40 yılda bir araya gelmişiz. Lafı mı olur ya? Hadi hadi otur sen de hadi. Geldim geldim. Geldim. Ne Alper? Şu senin en son inşaat işin ne oldu? Yani durum ne yani? Pürüzsüzden çıktı diyordun. Evet Harper ya. Ne oldu o iş? Hallettin mi? Ya sormayın ya. Ya arsayı aldık. Her şeyi hallettik dedik. Her şey tamam dedik. Çalıştığımız firma gittiler. Son dakika zam yaptılar ya. Abi anlaştığımızdan daha yüksek fiyat söylüyorlar ya. Yani böyle bir şey olamaz. Siz şimdi anlaşıp kağıt üzerinde imza atmadınız mı? Yok ya adamlarla yıllarca çalışıyoruz dedik. Güvendik bunlara. Şimdi bunlarla uğraşıp duruyoruz ya. Ya para bu devirde kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Ben gidip o inşaata da o kadar parayı vermem. Ya, tabii öyle. Ya bunlar var ya kazıklayacak adam arıyorlar. Çok üzülmeyeceksin bu adamlara. Aynen öyle abi, aynen öyle. Üç kuruş para için insanı strese sokuyorlar ya. Yok vallahi bak ben daha uğraşmayacağım bunlarla. Şu inşaatı bitireyim, vallahi kenara çekileceğim. Bizim ufaklık uğraşsın dursun ya. Buralardan da uzaklaşacağım abi. Şöyle abi uzun bir tatile çıkacağım ya. Paralar nasıl olsa be. Ya Ya. Alper'cim, eğer hukuki olarak hakkını aramak istersen yanındayım biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. İyi ki varsınız. Şerefe. Şerefe. Geçen gün bir hastam geldi. Ya bugün de biraz canım sıkkındı ama. Aa, ne oldu? Niye canın sıkkındı? Çok önemli bir şey değil. Neyse, bu adam geldi şimdi. Böyle ukala ukala konuşuyor. Yok şu gün diş randevusu verdiniz. Yok şu kadar ertelediniz. Dedim seninle mi uğraşacağım ya? Git başka bir diş hekimi bulursan bul git. Uğraşamam abi bu saatten sonra.
Ay, adam neye uğradığına şaşırmıştır, yazık. Ya ne uğradıysa uğradı, bana ne ya. Ben ömrümü bu mesleğe vermişim, tamam mı? Alanımda da çok iyiyim. Ya gidip bir de kendini bilmezlerle mi uğraşacağım ya? Gitsin daha iyisini bulabiliyorsa bulsun. Vallahi Can, bu adam seni kesin tanımıyor. Ya seni zaten tanısa böyle davranır mıydı ya? Ya öyle ama biraz sert çıkmışsın değil mi? Sonuçta senin hastan o. Ah, o beni de hasta etti, beni de. Efendim Fatoş, bir şey mi dedin? Yok bir şey canım. Yok. Edacığım, senin nasıl gidiyor görüşmeyeli? Selim miydi ya? Semih miydi? Neydi? Nasıl gidiyor? Semih canım Semih. Bu Hı. aralar biraz aramız soğuk gibi. Bilmiyorum ya. Kafam çok karışık. Biliyorsun danışanlarıma vakit ayırmaktan birbirimize zaman ayıramıyoruz. O da bu durumdan çok yakınıyor. Doğru ama o da senin biliyor yani mesleğini, saygı duyması gerekiyor değil mi? Öyle ama işte bilmiyorum ya, kafam çok karışık. Acaba doğru insan mı diye düşünmüyor değilim. Beni gerçekten sevse bu konuda sorun çıkarmazdı. Ah, erkek milleti canım, erkek milleti hepsi aynı. Allah Allah. Var ya siz kadınlar çok nankörsünüz ya. Yani size en ufak zamana ermeyince böyle bir hemen çıldırıyorsunuz. Ay söyleyene bak ya, söyleyene bak ya. Bilmiyorum Can. Zaten her gün insanlarla uğraşıyorum. Onların dertlerini dinliyorum. Onun bunları bilip ona göre davranması lazım. Buna en azından hakkım olduğunu düşünüyorum. Öyle de canım, yani sen üzme kendini, tamam mı? Her şey yoluna girer. Umarım Hilal'ciğim. Hilal, senin şu son dava ne oldu? Hani bu karşı taraf seni tehdit falan ediyordu. Yani hala rahatsız ediyorlar mı seni? Hiçbir şey yapamazlar. Yani ben gereken yanıtı adaletin önünde vereceğim. Ya hem müvekkilimi gereksiz yere tehdit ediyorlar, ihaleden çekilmesini söylüyorlar, hem de utanmadan beni tehdit ediyorlar. Ah, ama ben böylelerine pabuç bırakmam, bırakmam. Zengin olunca her şeyi satın alabileceklerini sanıyorlar. Hiçbir şey hukuktan üstün değildir. Ya öyle öyle ama sen yine de dikkat et. Yani Hilal, bu tarz adamların işi belli olmaz hiçbir zaman. Ya insanın var ya, konu para olunca gözü döner, gözü gözü. Yani bu adamlar babalarını bile tanımazlar. Bunu sen mi söylüyorsun Alper? Ya tamam, ne var yani, parayı seviyorum da o kadar da deli değilim arkadaşlar. aman çok sıkıldım be. Hep para, hep iş. Eğlenirim biraz ya. Çok yorulduk be. Bırakın işi, parayı falan. Hadi. Oh Fatoş, sen rahatsın tabii. İtalyalarda, barda, her gün eğlence. Bizim gibi tabii inşaatlarda Aman Alper. Gören diyor ki bu iş çok kolay. Hiç kolay iş değil barmenlik. Ben sana söyleyeyim. sürünmüyorsun. Biliriz, biliriz. Ne kadar da zordur yani, biliriz. Sen bilirsin, bilirsin. Ah ya, içeride salatayı unuttum. Hemen getiriyorum. Canım çatlayacağız. Boş ver, ne salatası? Gel otur. Dur. Hemen getiriyorum. Olur mu ya salatası? Getir getir, onun da tadına bakalım, getir. Ya yeter oğlum ya, ne aç gözlü adamsın sen. Tamam, her şeyi yedim bitirdim, bir dur. Geldi. Oh. Ah. O çok severdi. Keşke burada olsaydı. Canım arkadaşım. Bayılırdı semizotu salatasına. Kıyamam ya. Zaman ne çabuk geçiyor. Bir sene olmuş. Neredeyse koskoca bir sene. Daha dün gibi değil miydi sanki? Yeni açtığı kafede müşterilerine semizot salatası yediriyordu. Bilmem canım benim ya. Ne kadar birbirimize kızgın olsak da onun bende yeri çok ayrı.
Ya Ah, tığlık bunu huzur çok için uyuttun. seviyordum ya. Öyle. Öyle. O benim bir tanem. Yani bana karşı ne kadar kürs olursa olsun ben unuttum aramızda yaşanan kötülükleri. Cancım, burada affetmesi gereken kişi sen değilsin, Duygu. Rolleri karıştırmayalım yani. Ne demek istiyorsun yani yine? Hayır, ben affettiğim gibi bir şey demedim ki. Bilmiyorum artık. Ben biraz öyle hissettim. Arkadaşlar tamam. Ya kendinize gelin ya, gerilmeyelim, gecemiz bozulmasın. Evet ya, hadi ama. Bir saniye arkadaşlar ya. Biz arkadaşımızı kaybettik, farkında mısınız? Ya nasıl bu kadar rahat davranabiliyorsunuz? Ya tamam öyle. Onun acısını biz de yaşıyoruz ama ne yapalım yani, biz de mi ölelim? Ne yapmamızı bekliyorsun ki? Evet ama olan ne olmuyor ki? Pınar'cığım. Arkadaşlar, biraz sakin olalım lütfen. Size inanamıyorum. Size gerçekten inanamıyorum. Tamam. Bence konuyu kapatalım. Çünkü siz çok geriliyorsunuz şu an. Alper, bence sen hiç konuşma. Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Hilal, anlamadım. Sen ne oluyor sana ya? Ya sana ne oluyor bugün? Sence Duygu neden öldü sanıyorsun? Yani ya Hilal, ya kız uzun zamandır bunalımdaydı. Peki sence bunun sebebi neydi Alper? Kız çok büyük boşluk içindeydi, kendisini yalnız hissediyordu, üstelik borç içindeydi. Hiçbiriniz de el uzatıp yardım etmediniz. Hele sen Alper. İçimizde durumu en iyi olan sensin. Kıza bir kuruş para vermedin ya. Ya Hilal, bak benim de son zamanlarda işlerim iyi değildi. Bunu hepiniz de iyi biliyorsunuz. Biliyoruz, biliyoruz. O son aldığın lüks son model araba var ya, onu da biliyoruz ama. Ya arkadaşlar yapmayın. Ya şimdi tüm suç benim mi oldu bir anda? Yani ben mi sorumluyum her şeyden? Bilmem. Anlatmak ister misin? Hatırlıyor musun Duygu'nun kafeyi yeni açtığı zamanları? Ha? Oo! Alper Bey, siz buralara gelir miydiniz? Kız sen ne yaptın böyle? Çok güzel bir yer açmışsın ya. Vallahi var ya, bravo. Bravo. Yalnız var ya, mekanın iç tasarımı harika be. Sana var ya, önerdiğim adam mükemmel iş çıkarmış be. Öyle oldu gerçekten. Çok güzel oldu be. Ah ama çok yordu beni Alper. Çok yordu. Güzel olmuş, güzel olmuş. Hani ne ısmarlıyorsun bana? Ah dur. Yeni bir tane kahve makinesi aldım. Sonra benim çok özel bir kahvemden yapacağım. Benim spesiyelim. Bekle, getiriyorum. Oo, hadi bakalım görelim, görelim, görelim. Oh. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor işler güçler? He? Yüzünü gören cennetlik oldu ha. Gelmiyorsun. Ya ne olsun, koşuşturuyoruz yani, sürekli bitmiyor ya bu inşaat işleri. Ya toza, çamura, bataçıka uğraşıyoruz ya. Duygucuğum, yani para kazanmak kolay değil bu devirde. Vallahi öyle. Bana mı soruyorsun? Hop. Al bakalım. İşte kahven. Bakalım. Su da veriyorum sana. Kız bu efsane olmuş. Ya sen böyle güzel kahve yapmayın. Yapar mıydın ya? Vallahi var ya, bak Duygu, sen böyle güzel kahve yap, bu dükkan çok iyi para basar ha. Afiyet olsun. Dükkan değil ama lütfen. Duygu köşesi. Aa, pardon, pardon. Duygu köşesi. Ah. Yalnız Duygu, sen buraya iyi para harcamışsın ya. Yani buranın altından kalkmak böyle kolay gözükmüyor. Ne yaptın sen yani? Gömü falan mı buldun? Ya ne demezsin. Rüyama aksakallı dede girdi. Ah, valla Alper gerçekten burası beni bayağı yordu. Yaparımız da borca da girdim bayağı yani. Olur ya, olur. Duygu, iş yapmak kolay değil. Yani illaki masrafların oluyor yani. Yani doğru öyle ama Alper fena açıldım. Toparlarsın. Kafana takma, toparlarsın. Kahve çok güzel. Alper,
Şey diyecektim sana, yani nasıl başlayayım? Bu aralar biraz zordayım yani maddi yönden. Buranın masrafları, giderlerim beklediğimden çok fazla çıktı. Ne diyorum biliyor musun Alper? Yani acaba ortak olmaya ne dersin? Ha? Hem beni rahatlatmış olursun, hem yani burası sana da bir gelir olur ha? Ya Duygucuğum, teklif güzel ama yani ya işlerim çok yoğun ya. Ya biliyorsun hani inşaat işinde 5 dakika ya boş bırakmaya gelmiyor. Duygu, benim yani burayla ilgilenmem çok zor. Ya, anlıyorum Alper ama hiç yani senin gelmene gerek yok. Ben yaparım zaten. Ya aslında çok zor durumda kalmasam bunu sana teklif etmezdim biliyorsun. Yani çok zor dönüyor. Buranın borcu beni çok yoruyor Alper. Olsun olsun, kafana takma, olsun olsun. Ya yani kafe henüz yeni yani. Sen var ya, bir de sen böyle güzel kahve yap. Burası dolup taşar taşar. Duygu, bunun içinde süt falan mı var ya bu arada? Bu Umarım öyle olur Alper. Yoksa çok çok sıkıştım. Yani Alper, en azından böyle elinde bir miktar varsa beni rahatlatması adına hani çok iyi olurdu bunu. Yani Alper bunu söylemeye utanıyorum ama arkadaşımsın benim. Sizden başka kimim var? Duygucuğum, biliyorum. Ya biliyorum da. Ya inan bana bak, bu aralar inşaat sektörü düşüşte. Ya inan bana bak, elimde olsa hiç düşünmem verirdim sana o parayı. Ama ya biliyorsun, işler yolunda değil. Anladım. Arabayı yenilemişsin. Hayırlı olsun. Ya evet. Evet, sağ ol sağ ol. Yani Duygucuğum, arabanın da masrafları var. Hani görüyorsun. İşin açığı, ben de zor durumdayım. Ya Duygucuğum, benim kalkmam gerekiyor. Yani biliyorsun 5 dakika bırakmaya gelmiyor. Ama var ya bak, ama kahven mükemmel. Mükemmel. O kahve makinesinden ben de istiyorum. Kaçış yok. Bana da alacaksın. Tabii Alper. Ne diyelim? Geldiğin için teşekkür ederim. Beni mutlu ettin. Ne demek canım benim. Kendine çok iyi bak. Çok güzel bir yer yapmışsın. Kıskandım. Öyledir Alper. Öyledir canım. Ulan Alper, Duygu'nun bu kadar paraya ihtiyacının olduğunu neden bana söylemedin? Hayır, onu geçtim. Abi sen bu kıza nasıl yardım etmesin ya? Lan param var, her şeyim var. İnsandan biraz utanma olur be. Yazık sana. Bir daha insan bu kadar para göz olmaz ki Alper'cim. Ya bak, yemin ediyorum işler gerçekten iyi değildi. Ya şimdi neden herkes bana yükleniyor ya? Ya bırak ya, halen utanmadan konuşuyorsun. Lan don değiştirir gibi arabayı değiştiriyorsun ya. Hala param yok diyorsun. Hayır yani Duygu nasıl olur da bana bu olaydan bahsetmez? Onu da anlamış değildim. Neden acaba? Kız kendisini sana yakın hissediyor muydu acaba? Yani nişanlısınız. Bir kere bile yanında oldun mu? Sor kendine bakalım. Ya arkadaşlar, ben her zaman yanında oldum. O benimle paylaşmak istemedi ki. Gitmiş Alper'den yardım almış ya. O da var ya, en son para isteyecek adam. Can ayıp ediyorsun ama. Ya bak tamam, belki paraya düşkünüm. Belki kazanma hırsım var. Ama var ya, en azından senin gibi de bencil falan değilim ben. Ya hadi oradan para göz seni. Eda, sen niye gülüyorsun? Bence gayet komikti. Senin ne olduğunu özetledi. Öyle mi? Tamam. Hadi diyelim ben para gözüm. Hadi diyelim ben cimriyim. Bu kız sırf borçları yüzünden mi bu hale geldi? Ya kendinizi aklamaya falan çalışmayın hiçbiriniz de. Siz sözde var ya, o nişanlısı ve o arkadaşları hepiniz. Ya siz ona ne kadar destek olabildiniz? Ne demeye çalışıyorsun? Eda, özellikle sen. Ya senin arkadaşın depresyona girmiş, kötü günler geçiriyor. Ya sen bunu nasıl anlayamıyorsun ya? Sen ona psikolojik destek falan veremezken beni para vermemekte suçlayamazsınız hiçbirinizden. Sen var ya Eda, sen. İkimiz de ona en çok yardım edebilecek sendin. Sen bunu yapmadın.
Ben bunun olabileceğini nereden bilebilirdim ki? Ya ben onun için ne kadar ağladım, bunu biliyor musunuz? Tabii sen paradan başka bir şey anlamazsın ki. En sabır öyle. Ya hala para diyor ya. Aynen. Çok ağlamış, kıyamam ya. Ben onun bu kadar çıkmazlı olduğunu bilseydim yardım ederdim. Ama en yakın nişanlısı bile bunu görmezken nasıl bilebilirdim? Edacığım, seni biliyoruz canım. Ama içimizde ona en çok destek olabilecek kişi sendin. Fakat son zamanlarda Duygu hiç mi konuşmadı seninle? Yani hani sen psikologsun, bir insanın depresyonda olup olmayacağını ki bu kişi senin arkadaşın, yani anlaman gerekirdi. Hayatım, sonuçta o benim danışanım değil ki, arkadaşım. Ben ona hasta gözüyle bakamazdım ki. Aslında ölümünden yaklaşık bir hafta önce beni aramıştı. Hayatım, sen filmi hazırla, ben şimdi geliyorum. Aa, kimmiş bu ya? Heh, Duygu'ymuş. Canım, ne yapıyorsun? Hiç sesin çıkmıyor. Seni merak ettim, bir yoklayayım dedim. Ya ne olsun işte, ben de mısır patlatıyordum. Sevi burada da hafta sonu evde film izleyelim dedik. Sen de gelsene. Aha, olmaz olmaz, ben sizi yalnız bırakayım canım. Başka zaman hep birlikte bir şeyler yaparız. Ben öyle sorayım dedim, ne yapıyorsun? Uzun zamandır görüşemedik. Ya evet öyle oldu canım. Bu aralar çok yoğun geçiyor. Danışanlarımdan bir türlü vakit bulamıyorum. Sen ne yapıyorsun? Kafe nasıl gidiyor? Kafe. Kafe iyi ya. Yavaş yavaş yoluna girecektir diye düşünüyorum. Öyle umuyorum işte. İyi ya, iyi. Çok sevindim senin adına. Semih, korku filmi olmasın lütfen. Oho, ne güzel. Sevdiğin insan da yanında. Ben de canıyla oturup vakit geçirmeyi çok özledim, biliyor musun? Bakıyorum da uzun zamandır onunla hiçbir şey yapamadık. Öyle canım öyle. Birbirimize vakit ayırmamız gerekiyor. Biliyorum Edacığım. Ama hiçbir şey eskisi gibi değil. Can çok değişti. Sanki karşımda tamamen farklı birisi var gibi. Aman canı bilmiyor muyuz sanki her zamanki olduğu gibi kibirli. Hayatım geliyorum tamam. Ah. Evet öyle ama bilmiyorum Eda ya. İçimde böyle çok büyük bir boşluk var. Yani nasıl desem, hiçbir şey düşünemiyorum. Artık her şey o kadar anlamsız geliyor ki. Böyle yani. Ya mısırlar da yandı mı ne? Aman. Kendimi çok yıpranmış, çok bitkin hissediyorum. Sanki çıkış kapısı yokmuş gibi, kapana böyle kısılıp kalmışım gibi. En son ne zaman kendimi huzurlu hissettim, inan hatırlamıyorum bile. İnan, huzurlu olmayı unuttum, huzurlu. Bilmiyorum canım ne yapacağımı. Çok bunaldım. Böyle boğuluyorum artık. Boğuluyorum yani. Anlıyorum seni hayatım. Bir ara oturalım olur mu? Çok uzak kaldık ya. Tamam Semih, geliyorum. Üf, mısırlar da yandı ya. Ay canım ya. Oturalım tabii. Evet, görüşelim. Ya bak, sen meşgulsün galiba. Ben seni daha fazla tutmayayım. Olur mu canım ya? Biraz aksilik oldu. Ben seni sonra ararım olur mu? Tamam canım benim, tamam. Semih'e de selam söyle. Söylerim canım, söylerim. Sen de kendini hiç üzme. Biz hep senin yanındayız. Biliyorum canım, biliyorum. Hadi görüşürüz, öptüm. Görüşürüz. Bravo. Bravo, uzman psikolog Eda. Arkadaşına çok iyi destek olmuşsun. Bravo sana. Yani bana o zaman bir şey anlatmaya çalıştı ama ben nereden bilebilirdim ki? Ah canım ya. Arkadaşlar, Duygu'nun kendi canına kıyacağını kim düşünebilirdi? Duygu ya, aramızda bunu yapabilecek en son kişi. Hayat doluydu. Eda, sen psikolog olduğuna emin misin? Hani yoldan bir adam çevirsek, Duygu'yu tanımayan, o bile anlardı bu kızın bunalımda olduğunu. Madem öyle, sen neden anlamadın? Ya Duygu benimle konuşuyor muydu sanki ya? Küstü bana be. Benimle bırak bir şeyler paylaşmayı, gelip yüzüme bile bakmıyordu.
Evet ya. Ne oldu da bir anda duygu bu kadar sana surat asmaya başladı? Ya bilemiyorum. Hem konuyu değiştirmeyelim. Eda var ya, sen de en az Alper kadar suçlusun. Evet bence de ya. Siz nasıl arkadaşsınız be? Sizden sözden canım cicim dersiniz. Neyse konuşmayayım ben ya. Ya arkadaşlar lütfen. Zaten çok büyük vicdan azabı çekiyorum. Ama Duygu'nun neden bu noktaya geldiğini kimse sormuyor. Bence sadece borç değildi. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani Duygu para için bunalıma girip ya kendi hayatına son verecek bir insan değil arkadaşlar. Evet, bana da öyle geliyor. Bunun başka bir sebebi olmalı. Can, doğru söyle. Kıza ne söyledin? Leyla, sen niye bana takılıyorsun ya? Tamam, son zamanlarda aramız iyi değildi. Sürekli kavga ediyorduk. Bu kadar, başka ne olabilir? Neden sürekli kavga ediyordunuz? Ya biliyorsunuz Duygu biraz kıskançtır. Ya artık bir noktadan sonra kıskançlığı tahmin edilmeyecek noktaya geldi. Aha. Evet ya, neredeyse benden bile canı kıskanırdı ya. Ama neyse. Evet öyle. Ben kim? Fatoş kim? Fatoş ne alaka ya? Duygu yani Fatoş niye kıskansın? Bilemiyorum artık. Duygu kafasında ne kurduysa insanın aklına var ya gelmeyecek şeyleri de getiriyor. Yani ortada bir neden yokken Duygu böyle bir şey niye düşünsün? Evet. Ne oldu da böyle Duygu birden kıskançlık krizine girdi? Hem de Fatoş'u kıskandı. Bilemiyorum artık. Ya hem ben Fatoş'a bakar mıyım ya? Ya biraz mantıklı düşünün. Hem karakterlerimiz uymuyor. Hem de benim standartlarım vardır. Yani hiç olsa iş mi? Allah Allah, öyle mi Can? Evet, gerçekler bu. Sen gerçekten ilişki kadını mısın ya? Ya sen var ya, senin tek derdin günü gün etmek. Seninle ciddi ilişki kim yaşar ki? Saçmalık. Cancim, istersen bu konulara hiç girmeyelim. Sen zararlı çıkarsın, biliyorsun değil mi? Satoş, yemeğini ye istersen. Seninle hiç uğraşamayacağım. Bak, istersen kapat çeneni. O nasıl bir laf ya? Ben Fatoş'a bakar mıyım diye falan diye saçmalıyorsun. Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl bu kadar küçümseyerek davranıyorsun bana? Fatoş canım çok içtin sen. Lütfen bırakır mısın elindekini? Bence de bırak o ilişkiyi. Kendinde değilsin sen. Saçmalıyorsun sadece. Saçmalıyorum öyle mi? Saçmalıyorum yani öyle mi? Tamam o zaman daha da saçmalayacağım Can. Can'ın ne kadar adi, ne kadar şerefsiz olduğunu size anlatayım mı ben? Fatoş, istersen şansını çok zorlama, kes sesini. Aslında sen kes sesini hatırlıyor musun o akşamı? Gömüldün yine telefona. İşim var. Hem yani senin işin yok mu ya? Benden niye uğraşıyorsun ki? Yani yine başlama istersen ha. Her gün aynı. Ne var bu kadar önemli telefonda acaba? Şurada oturup birlikte vakit geçirelim. Film izleyelim dedim. Telefondan başını kaldıramadın yine. Öf Duygu ya. Asıl sen başlama. Al işte izledik. Seni de var ya mutlu edemiyoruz. Ya hanımefendi, başka ne yapalım ya? Söyle hadi ona göre hareket edelim. Üf Can. Bir de şöyle üste çıkman yok mu? Şu telefonla ilgilendiğin kadar bana vakit ayırmıyorsun ya. Ya abartma abartma. Sana da var ya, yaranamıyoruz diye. Ya bu aralar yoğunum. Ne yapalım? Ya, bu kadar başarılı bir diş hekimi olmak kolay mı sanıyorsun? Biliyorum öyle. Oo, çok zordur. Hem bak kafeyi açtım ben. Ha? Hiç sormuyorsun nasıl gidiyor diye. Aman nasıl gidecek? Kafe işte. Müşteriler geliyor. Çay kahve veriyoruz. Gören de kanal tedavisi yapıyorsun zanneder ya. Tek senin yaptığın işler önemli, değil mi Can? Ha? Ben ne yapıyorum ki sanki? Hiçbir şey. Ya, hadi kendini hemen acındırma ya. Ya. Başka bildiğin hiçbir şey yok zaten. Hep kendini acındırıyorsun. Ya sen konuşurken yüzüme bile bakmıyorsun be. Önce şu kafanı kaldır şu telefondan.
Dinliyorum seni. Evet, söyle. Can, artık ben çok yoruldum. Yani her gün aynı şeyler ya. Sen çok değiştin. Tamam, eskiden de vurdum duymazdın ama bu kadar değildin. Seninle oturup doğru düzgün iletişim bile kuramıyorum. Aha. Öyledir. Öyledir. Can, sana diyorum artık şu telefonu bırak yüzüme bak. Ya tamam. Bıraktım. Daralttın beni iyice, yemin ediyorum ya. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Ya Rabbim, ben daraltıyorum seni, öyle mi? Bravo sana Can, bravo. Sana daha ne diyebilirim ki ben ya? Daraltmışım bile. Bir de daraltıyormuşum ya. Bakayım ne yapıyormuş bu telefonda. O ne ya? Ne? Şaka mı bu ya? Nasıl? Ya Fatoş, ne alaka? Ne? İnanamıyorum size ya. Ay, inanamıyorum yani. Bu ne ya? Allah belanızı versin sizin. Fatoş'a bak. Sana yakın yerdeyim ama yanına gelemiyorum. Oh, yakınmış da gelemiyormuş bir de. Sürtük. Bakalım o zaman. Ah, şu aşıkları kavuşturalım da. Yanıma gel. O zaman bekliyorum. Şaka gibi ya. Pislikler. Ne izleyeceksek izleyelim, haydi. Aç bir şeyler. Ne istiyorsan hiç izle. Aç izle kendin. Seninle bir şey yapacak hiç havamda falan değilim ben. Tamam mı? Gidiyorum. Hey Allah'ım, ya Rabbim ya. İyi git Yatacağım ben. yat. Hadi. Nereye bıraktım bu telefonumu? Duygu. Duygu. Telefonumu gördün mü? Ya cevap versene, sana sesleniyorum. Hey. Nereden bileyim ben senin telefonunu ya? Yüzü tuttuğuna Allah'ın manyağı ya. Nerede bu telefon? Aşkım, Sessiz. çok mu özledin Sessiz, beni? sessiz ol. Ne yapıyorsun burada? Senin ne işin var burada? Ne demek ne işin var? Sana geldim hayatım. Ya sessiz olsana hala hayatım diyorsun. Git buradan, git, duygu duyacak şimdi, git. Ne duygusu be? Yalnız değil miydin sen? Kim geldi? Fatoş gelmiş. Gelsene canım. Hayırdır bu saati? Ha? Ne oldu? Gir içeriye. Ya ne güzel sürpriz yapmış. Hakikaten hayırdır Fatoş? Ay, çekil kapının önünden kız, girsin içeriye. Dikildin kaldın önünde. Yakınlardaydım. Sizi bir göreyim dedim ya. Çok özledim sizi. Oho, ne iyi etmişsin canım. Senin kadar iyi kokteyl hazırlayamasam da uzmanlık alanım kahve. Biliyorsun ha. Hemen bir kahve yapıyorum. Geliyorum. Ya Siz de oturun. hayır, Otur. hiç zahmet olma. Otur. Hiç zahmet olma. Ben gideceğim ya, oturmayacağım zaten. Çok fazla. Sizi bir göreyim dedim. Bitti bu kadar. Olur mu öyle şey kız? Hemen bir kahve yapıp geliyorum. Otur sen. Ya belki planı vardır. Niye ısrar ediyorsun hala? Ederim ben. Arkadaşım değil mi? Otur sen de. Geliyorum hemen. Geç, geç otur. Senin ne işin var burada? Manyak sen? Kafana göre niye çıkıp geliyorsun? Kafama göre mi çıktım ben? Sen çağırdın ya. Ya hayır. Hayal mi görüyorsun kızım? Manyak mısın? Niye sarhoş musun sen? Ay, sana ne ya? Ben istediğimi içerim oğlum. Ayrıca manyak da sensin, sarhoş da sensin. Biliyorsun değil mi? Sen yazıklarını mı unutuyorsun ya? Bak bakalım kimmiş bu? Ben yazmadım kızım sana. Ben yazmadım. Ben yazmadım. Duygu evdeyken hem beni çağırıyorsun hem de bana trip atıyorsun. Ne yapmaya Hala çalışıyorsun Can? yazım diyorsun. Sen kafayı yemişsin. Ben yazmadım diyorum sana. Telefonu da bulamıyorum zaten.
Hayda, acaba Duygu mu yazdı bize mesajları? Kahveler de geldi. Cancım, telefonunu buldum bak. Yatak odasındaymış. Al aşkım. Orada mıymış? Hı? Ah, zahmet oldun canım ya. Kahve çok güzel olmuş. Ha, çok mu güzel olmuş? Bak sen. Olmuştur, olmuştur. Çok güzel kahve yaparım ben. Hem bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış. Benim kahvelerimin de 40 yıl kazığı oluyor genellikle. Duygu, sen iyi misin? Ne alaka? Bence de ne alaka ya? Ne demek bu? Ne demek istiyorsun yani? Ne demek mi istiyorum? Ay, siz ikiniz hayatımda gördüğüm en utanmaz yaratıklarsınız ya. Çok mu aptal zannettiniz siz beni? Aa, estağfurullah canım ya. Ne demek yani öyle bir şey yani? Hiç olur mu ya? Sen nasıl iki yüzlü bir yılansın ya? Bir de utanmadan karşıma geçmiş bana estağfurullah diyorsun. Hiç anlamadım mı zannettiniz? Dur ya, ne anladın? Ne demek istiyorsun? Kendine gelir misin Duygu? Ben artık kendime falan gelemiyorum. Gelmeyeceğim de. Yeter artık ya, yeter. Ay, bu da iyice delirdi ya. Ben gideyim en iyisi. İyi akşamlar size ha. Otur Fatoş. Bunu bana nasıl yapabildiniz siz ya? Geçmişimden bu yana tutunduğum daldınız siz. Yüzüme nasıl bakabildiniz? Ne kadar süredir birliktesiniz siz? Duygu, hala anlamıyorum. Ne diyorsun? Ne birlikteliği ya? Ben gideyim ya. Hiç sizin aranıza girmeyelim ben. Hadi hadi, sen yürü git hadi. Niye kovuyorsun Can? Pisliğinizi hala örtmeye çalışma. Tüm mesajlarınızı okudum. O mesajı da ben attım. Sizin ne atlar yediğinizi öğrendim çünkü. Artık beni aptal yerine koymaya çalışmayın. Can, sen de, sevgilin de, ikiniz de bu evden defolup gidin hemen. Ne sevgilisi ya, bir dakika bir konuşabilir miyim ya? Sandığın gibi bir şey değil. Niye benden böyle bir şey beklersin? Nasıl beklersin benden böyle bir şey? Benden nasıl beklersin? Can, artık kendini yorma bence. Her şey ortada. İkinizin de yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Defolup gidin! Duygu, bir sakin olur musun artık? Bir dur. Defol dedim! Can, hadi gidelim Can. Duygu, çok çok büyük hata yapıyorsun. Bu söylediklerine pişman olacaksın. Defol ya! Defol! Oha be, oha. Ya siz birlikte miydiniz? Can, niye hiç bana söylemiyorsun bunu? Fatoş, sen nasıl yapabildin böyle bir şeyi? Bana soracağına arkadaşına Can'a sorabilirsin. Arkadaşlar, ben size gerçekten inanamıyorum. Siz hiç tanıyormuşum ben ya. Bunu nasıl yapabildiniz Duygu'ya? Hiç mi utanmadınız? Ya tamam. Fatoş ile yaşadıklarımız benim için bir kere hiçbir şey ifade etmiyordu, tamam mı? Bir anlık hataydı ya. Ben sana bir anlık hatayı göstereceğim, tamam mı? Asıl sen benim için bir hadasın Can, biliyorsun. Sevginin bile arkasından duramıyorsun be. Şerefsiz bir insansın sen. Yeter ya, yeter. Nasıl bir sevgi ya? Fatoş, onlar nişanlıydı. Sen ne sevgisinden bahsediyorsun ya? Can, bir de Duygu'nun yeri sende ayrıymış da. Yok, onu unutamamışsın da. İkiniz de midemi bulandırıyorsunuz. İkinizi de gerçekten tanıyamamışız. Bir de var ya, borç para vermediğim için bana vicdan azabı çektiriyordunuz siz ya. Ya siz var ya, ne kadar adiymişsiniz be. Kızı bildiğin sırtından vurmuşsunuz ya. Var ya, sizin o ikinizin bana hiçbir şey deme hakkı yok ikinizin de. Ah canım Duygum benim. Neler yaşamış. Ben yanında olamadım. Size de inanmıyorum gerçekten. İnanamıyorum. Aman. Hepiniz de çok masumsunuz sanki be. Ya tamam, biz bir hata yaptık belki.
Ne olmuş yani? Tek biz miyiz? Tek Duygu mu bunu yaşayan? Ben anlamıyorum ki. İlla her aldattan intihar mı ediyor? Bizimle ne alakası var? Can, artık sus. Tahammülüm kalmadı ya, yeter. Hepinizin de Duygu'nun ölümünde suçu var. Kız tek başına kaldı. Hanginize güvendiyse ona sırtınızı döndünüz. Bu mu sizin arkadaşlığınız? Peki sen madem hep yanındaydın, neden hiçbirimize söylemedin? Niye onu kurtarmadın? Evet, belki de ben de onu kurtaramadım. Belki de kurtardım onu sizden. Ne demek istedi bu? Birazdan anlarsın ne olduğunu. Bugün herkes daha aydın bir deli. Hilal, sen de eğer bir kaz katmaz atmışsan var ya, vallahi var ya, bu saatten sonra hiç inanamam. Artık ben herkesin her şeyi bekliyorum. Arkadaşlar ben hiç iyi hissetmiyorum. İçim çarptı ya. Biraz başım dönüyor. Boğazımda da biraz rahatsızlıklar var. İçecekleri o kadar sert yapmadım ki. Abartma canım ya. Ama benim de biraz nefesim daraldı ya. Sanki boğazımda bir şey var. Pencereyi mi açsak acaba? Biraz iyi gelir bize. Siz ikiniz bence biraz hızlı gittiniz. Ya hava da sıcak. Bence sizi çarpmış olabilir. Biraz yavaş gidin. Ya benim de başım dönüyor. Gözümün önü kararmaya başladım. Biraz pencereyi açar mısınız? Kendimi kötü hissediyorum. Hilal, yemeklere zehir falan mı kattınız Yok artık ya. sen? Bu gerçek olamaz. Şaka değil mi İlay? Hiç şaka yapıyor gibi durmuyor ya. Şimdi Duygu'nun çaresizliğine anlayabildiniz mi? Onun yaşadıklarının kolay olmadığını, neler hissettiğini birazcık hissedebildiniz mi? Hilal artık çok saçmalıyorsun. Sen ne yaptığını farkında bile değilsin. Bizi mi öldüreceksin? Korkmayın. Hiçbiriniz Duygu gibi ölmeyeceksiniz. Sadece biraz bu duyguyu tadın istedim. Sen var ya gerçekten tam bir manyaksın. İkler, sen arkadaşlarına bunu nasıl yapabilirsin? Kendine gel, bizi öldüremezsin. Sizi öldürmeyeceğim, ölmeyeceksiniz, merak etmeyin. Yemeklerinize ilaç kattım ve sizi böyle görmeyi istedim. Evet, yaptıklarınızı anlayın istedim. Duyguyu nasıl boşluğa sürüklediğinizi anlayın istedim. Hepinizden tiksiniyorum. Sizler asla gerçek arkadaş değilsiniz. Arkadaşları bırak, insan bile değilsiniz. Hilal, hatırlıyor musun? Eskiden her şey ne kadar güzeldi. Hep bir aradaydık. Hiçbirimizin de derdi yoktu. Ya evet, çok güzel günlerimiz oldu hep birlikte. Bir aradayken ne güzel eğleniyorduk ya. Sanki yarın yokmuşçasına. Şimdi hepimiz büyüdük. Herkes bir tarafa dağıldı. Birbirimize olan bağımız gittikçe kopmaya başladı sanki. Öyle Duygucum, öyle. Çocukken her şey toz pembe geliyordu bize. Sanki dünya bir oyun parkıymış gibi. Oo, kocaman bir park. Ama büyüdükçe hayatın gerçeklerini anlamaya başladık ya hepimiz. Hepimizin birbirinden farklı hayat kaygısı olmaya başladı. Hepimiz dağıldık. Düşünüyorum biliyor musun? Yani böyle dağılmak zorunda mıydık? Hep birbirimize böyle sıkı sıkı bağlıydık biz. Birbirimize hep sözler verdik. Şimdi neden böyle oldu? İnan ben de anlam veremiyorum canım. Tek bildiğim bir şey var. O da hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor. Her şey, hepimiz değişiyoruz. Hayat böyle. Bu yüzden onları suçlayamayız ya. Yok, hayır. Ben suçlamıyorum. Kimseyi suçlamıyorum. Sadece yani bilmiyorum işte. En yakın arkadaşlarımı kendime çok uzak hissediyorum bazen Hilal. Yani farklı bir his. Farklı bir duygu bu. Biz ne kadar da mesafe olarak birbirimize uzak da olsak, hiçbir zaman kendini yalnız hissetme, olur mu? Ben her zaman senin yanındayım canım. Bunu biliyorsun.
Hilal. Hatırlıyor musun seninle ilk tanıştığımız zamanı? Evet. Mahalleye ilk taşındığımızda of kendimi ne kadar yabancı hissediyordum. İlk sen bana arkadaş elini uzatmıştın. Ah, hatırlamam mı? Sen çok çekingendin. Ağzını bıçak açmazdı. Kimseyle konuşmazdın ya. Sen gelip benimle konuşmasaydın, öncülük etmeseydin, belki de böyle güzel arkadaşlara hiçbir zaman sahip olamayacaktım. Biliyorum canım. Ben seni ilk gördüğümde anlamıştım. Seninle çok iyi dostluğumun olacağını biliyordum. Yani ben de aynı şekilde. Biliyor musun, sen hep diğerlerinden farklıydın benim için. Sen her zaman benim arkamda durdun. En zor zamanlarımda yanımdaydın. Her zaman bana destek oldun sen Hilal. Biz arkadaşız. Tabii ki de yanında olacağım. Sen istemesen de. Canım benim ya. Ay, aklıma ne geldi? Hatırlıyor musun ilkokuldayken teneffüste bahçede böyle istop oynuyorduk. Evet. Alper'in topuyla hatta. Ben o topu fırlattığımda yanlışlıkla okul kapısının demirlerine böyle geçmişti. Pat diye patlamıştı. Ay, Alper günlerce başımın etini yemişti. Bana aynısından olacaksın. Bana aynısından olacaksın diye. Çok ya. Hatırlamam mı? Aynı zamanda o zaman parayı o zaman da seviyordu ya. Malı kıymetliydi. Pahalıydı da topu ama en pahalısından almıştı. Benim param yetmemiş de sen biriktirdiğin parayı bana vermiştin harçlığını hem de hiç düşünmeden. Ay efendim. Evet. Zannedersin altından da topu. Yani iki ay kitabı almak için biriktiriyordum ama olsun. Alper'in çenesinden kurtulduk ya en Ay azından. evet. Okul müsameresini hatırlıyor musun? Ha? Elbisemi kıskandığı için Fatoş üzerine vişne suyu dökmüştü. Sen de gizlice onun elbisesini yırtmıştın. Ben yine vişneli elbiseyle çıkmıştım. O hiç çıkamamıştı müsamereye. Oh, hak etti ama bence. Yani biraz oldu ama olsun ya. Çok ağlamıştı ama müsameraya katılamadığı için. Yazık ya. Ay, ay Uyuzcan. O da hep sürekli beni itip kakardı hatırlıyor musun? Her fırsatta benimle dalga geçerdi. Sen her zaman ona karşı beni savunurdun. Avukat alacaksın. O zamandan belliydi senin. Canın da kendini beğenmiş olacağı. Ta doğru. Ay yıllar. Öyle. Annemle babamı trafik kazasında kaybettikten sonra kendimi o kadar çok yalnız hissettim ki. Ama sen her zaman yanımdaydın. Hep yanımda olmaya çalıştın. Onların yokluğunu bana hissettirmedin. Sen hep benim için diğerlerinden daha farklıydın. Bana hep en yakın yer. Canım benim. Sen de benim için öyleydin. Aralarında en dürüst, en samimi sendin. Sen böyle temiz kalpli olduğun için ben her zaman senin yanında oldum. Bundan sonra da ne olursa olsun, ne olursa olsun hep yanında olacağım. İyi ki varsın canım benim. İyi ki varsın. Seninle arkadaşlığı, dostluğu, iyiliği öğrendim ben. Bana bir söz vermeni istiyorum. Her ne olursa olsun birbirimizi hiç bırakmayalım, olur mu? Böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak zaten. Birbirimizi hiç bırakmayacağız. Aa, canım. Güzel arkadaşım. Neden sözünü tutmadın? Neden? Oysa içlerinde sözüne en güvendiğim sendin. Onlardan ne farkın kaldı böyle giderek? Sana o kadar öfkeliyim ki. Ama bir o kadar da kıyamıyorum ki sana. Ne yaşarsan yaşa. Hiçbir şey senin kendi hayatından daha değerli değil ki. Biliyor musun onlara o kadar öfkeliyim ki hepsini öldürebilirim. Ama aklıma sen geldin. Benim ne kadar adaletli, vicdanlı olduğunu söylerdin. Bugün kendimi ne kadar zor tutsam da adaletli, vicdanlı Hilal olmaya çalıştım. Ama sen bu sessiz gidişinle bana çok güzel bir şey öğrettin. İnsanların gerçek yüzlerini, hatta en yakınlarımızın bile. En önemlisi de onurlu ve gururlu olmayı. Huzur içinde uyuyabilirsin arkadaşım.